Merhaba sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çift tarafa da kullanılabilen tığ işi battaniye modeli göstereceğim. Çocukların battaniye modeline çok yakışacak bir model, gördüğünüz gibi tığla örülüyor ve gerçekten hem yapılışı çok güzel hem de kullanış açısından çok güzel bir model. Başlayalım modelimize arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bu iplerimi yanar cinsten kullandım. İpi çok güzel hem kullanışlı. Yani bu kullandığım cins de aynı şekilde. Hem siyah rengi hem pembe rengi. İkisi de aynı kalitede bir ip. Şimdi başlayalım modelimize arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Tığımı da arkadaşlar 2,75 olarak kullanıyorum. Zincir çekmeden başlayalım arkadaşlar. Evet, bu kadar zincir yeterli modelimiz için. Ya da birkaç tane daha çekeyim. 3, 4, 5. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi sayıyorum. 2, 3. 3 defa ipimi tığıma doluyorum. Ve 6. zincire batıyorum. Burada arkadaşlar 2, 3, 4. Dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 defa ipimi doluyorum. Hemen yanına batıyorum. Ve dörtlü 2, 3, 4. Dörtlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Arasına zincirini de saydığımız zaman 1, 2, 3. 3 tane trabzan yapmış oluyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığıma 3 defa ipimi doluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Arada 3 tane zincirimi boş bırakmış oluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Dörtlü trabzanımı yine yapıyorum. 1, 2, 3. 3 defa tığıma doluyorum. Hemen yanına batıyorum. 1, 2, 3, 4. 2, 3 defa doladım. Hemen yanına batıyorum. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. 3, 4. 4 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane trabzan yaptığım zaman arada 3 tane de zincir çekmiş oluyorum. 2, 3. 3 defa doladım. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 defa tığıma doluyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. 3, 4. Bu ipler biraz sert oluyor arkadaşlar, yaptığınız zaman yapılışı biraz sert oluyor, dokusu yumuşak. Evet, tekrardan 3 tane trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3. 3 tane arada zincirimizi çektik. 1, 2, 3. 4. zincirimize batıyoruz. Arada 3 tane zincirimizi boş bırakıyoruz. 3, 4.
1, 2, 3. Bir, iki, üç, dört, iki, üç. Bir tane daha kutucuk yapalım arkadaşlar. Modelimiz için yeterli olacaktır. Üç tane kutucuğumuz oldu. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığıma üç defa ipimi doladım. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü zincirime batıyorum. Bir, iki, üç, dört, iki, üç. Buradaki arkadaşlar en önemli unsur. Şimdi geleceğim oraya arkadaşlar. Evet. 4 tane kutucuğumuzu yaptık. 1, 2, 3, 4. Burada arkadaşlar ben artık bunu yapmıyorum. Burada muhakkak battaniye yaptığınız zaman sonda 3 tane zincirin boş kalması gerekiyor. Yani 3 tane zincirimiz muhakkak boş kalacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi ipimiz burada kalıyor. Bunu bu şekilde sarı ipimizi bırakıyoruz. Geçiyoruz beyaz ipimize. Bir tane kilidimizi oluşturalım. Açılmaması için. Şimdi buradan arkadaşlar 1, 2, 3. Üçüncü zincirimize buradan sabitledik beyaz ipimizi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyorum. Bakın alttan. Şimdi burayı üstten yapmıştık. Şimdi de alttan devam edeceğiz. 1, 2, 3. Buraya batıyorum. Yine aynı şekilde 3, 4. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. 3 defa doladım. 1, 2, 3, 4. 3 tane trabzanımı yine yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 defa zincir çektim. 3 defa ipime doladım. Buraya arkadaşlar bu şekilde araya girmiyoruz. Zincirimize batıyoruz. Zincirimize batarak trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 defa ipimi doladım. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç. 1, 2, 3, 4. Bakın bu aradaki şimdi bu aradaki boşluklarımızı dolduruyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 defa ipimi zincirimi çektim. 3 defa ipimi doladım. Bu zincirin tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Buralara arkadaşlar özellikle yavaş geçiyorum ki hiçbir detayı kaçırmayayım diye. Hiçbir detayı sizin kaçırmanızı istemiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel. İki tarafı da rahat bir şekilde kullanılabilen bir model olduğu için 3 tane zincirimi çektim. 3 defa ipimi doladım. Zincirime batıp dörtlü trabzanımı yapıyorum. 2, 3. Bir, iki, üç, dört. 2, 3.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum arada. 3 defa tığıma ipimi doluyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç. İki, üç, dört. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramız da bitti. Şimdi normalde iki sıramız bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi geldik. Yine beyaz ipimizi bu sırada bırakıyoruz. Geldik tekrardan sarı ipimize arkadaşlar. Şimdi sarı ipimizi 5 tane 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan beyaz ipimize dönüyorum. Pardon, benim de kafam karıştı. Oğlumun ağlamasından. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimizi tekrardan beyazdan çektik arkadaşlar. Burada 1, 2, 3. 3 tane ipimizi doladık. Bu zincirimizi bir tane trabzan olarak sayıyoruz. Burada ikinci trabzanımızı yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 tane doladım. Şimdi burada arkadaşlar bu trabzanın son tepesine batıyorum. Oradan da bu sarının zincir kısmına, en ucuna batıp bunu birlikte alıp sabitliyorum arkadaşlar. 1 2 3. Bunu tekrardan söküp tekrardan göstermek istiyorum. 2 3 tam anlaşılsın diye. Bu hemen son tepeye batıyorum. Bunun da sarının en son kısımdaki ucuna batıp ikisini birlikte aldım. 1 2 3 4. 4 tane 4 trabzan yaptım. 3 tane zincirle birlikte 1 2 3 3 tane trabzanımız dolmuş oldu. 2 3 tane zincir çektim. 1 2 3. 3 defa doladım. Trabzanımızın tepesine batıyorum arkadaşlar. Tepesine battığım zaman bakın şu arkada çektiğim zincirler var. Zincirin direkt kendi arasına. Bakın tepesine değil, zincire batmıyorum. Arasına batıp ikisini birlikte alıyorum. 1 2 3 4. Bakın. En arkaya ve beyaz ipimize battım. 1 2 3. 3 defa doladım. İkinci trabzanıma yine aynı şekilde aynı yere battım ve ipimi çıkardım. 2 3 4. Dörtlü trabzan yaptım. 1 2 3. 3 defa doladım. Son trabzanıma batıyorum. Yine aynı şekilde aynı yere batıyorum arkadaşlar. Yine aynı yere battım. 1 2 3 4. Bakın modelimiz oluşmaya başladı bile. Çapraz oldu. 1 2 3. 2 3 defa doladım. Hemen diğer trabzanıma battım. Aradaki zincirler bakın boş kalıyor. Şimdi geldim arkadaki. Bakın arkadaki sarı çekilen zincire. Sarı çekilen zincirin arasına batıp beyazdan çıkıp
Dörtlü trabzanımı yapıyorum. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Arkadaki sarının zincir arasına batıp beyazdan çıkıyorum arkadaşlar. Buraya battım. Yani bu üçlü trabzanlarımızı arkadaki zincirin üçünü de aynı yere batıyoruz. Bak. Böyle gösterdiğin zaman tam net model belli olmuş olur. Ne demek istediğimi o zaman daha iyi anlarsınız umarım arkadaşlar. 2 3 battım trabzanıma. Buradan arkadan zincirin arasına batarak çıktım. Yani iki rengi birleştirmiş oldum. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç. Bakın son zincirimize geldik. Bu üçlü trabzanımız da son zincirimize batıp bitirmiş olacağız. Bunu da zincirimizin tam tepesine batalım. Oradan yine aynı şekilde arkadan zincirin arasından geçip dörtlü trabzanımızı yapalım. Evet arkadaşlar, bu sıramız bu şekilde, bakın. Tamamlanmış oldu. Şimdi geldik sarı ipimize. Sarı ipimizde ben 5 tane zincirimi çekmiştim. İpimiz dolandı. Evet. Evet arkadaşlar. 5 tane zaten zincirimi çekmiştim arkadaşlar. 1, 2, 3 defa ipimi doladım. Buradaki zincir bir trabzan olduğu için ikinci kısma batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 trabzanımı yapmış oluyorum. 3. 1, 2, 3, 4. 3 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Şimdi bu beyazımızı böyle ön kısma yatırıyorum. Bu şekilde ön kısma yatırdım arkadaşlar. Şu anda bu beyazda bir işimiz olmadığı için. 1, 2, 3. 3 defa ipimi doladım. Bakın bu sarıya ve arkadaki çektiğim beyaz ipin zincirine geçerek dörtlü trabzan yapıyorum. 3 4 1 2 3. Yine tekrardan diğer kısma batıyorum. Arkadan da zincire batıyorum. 3 4 2 3. Bakın buradan ve zincirin arkasından batıp çıkarıyorum. 2 3 4. Bakın bunu böyle yaptığınız zaman zikzağımız oluşmuş oluyor. Ama sürekli sarı olan ipte bu beyaz ipimizi yatırıyoruz bu şekilde. 1 2 3. 3 defa doladım. Hem beyaza hem sarıya batarak birleştiriyorum burada.
En sonda, en sona batarak trabzanın arkadaki zincire de geçirerek yapıyorum. Trabzanıma batıyorum. Arkada çektiğim 3 tane beyaz zincire batıp arasına batıp çıkarıp dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar, bu sıramız da bitti. Bakın yatırdığımız zaman zikzağımız oluşmaya başladı da modelimiz. Şimdi sarımızı burada bırakıyoruz arkadaşlar. Sarımız burada kalıyor. Tekrardan dönüyoruz beyaz ipimize. Gördüğünüz gibi iplerimizi de hiç kesmeden modelimize devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3. 3 defa ipimi doladım. İkinciye battım, yani ortaya. 2, 3, pardon, 4. 4'lü trabzanımı yaptım. 3 defa doladım. Buradan son tepeden arkada şu sarı ipin şu sarının ucuna batıp beyazla birleştirdim. 2 3 4. Bakın kenarı oluşmaya başladı da. 1 2 3 1 2 3 defa doladım. Beyazın tepesine battım. Oradan arkadaki zincire geçirerek beyazdan çıkıp birleştirip dörtlü trabzanımı yaptım arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar, beyaza geldiğim zaman yatırmıyorum. Arkadaki sarı renkte çektiğim zincirlere arasına geçirerek birleştiriyorum. Ama sarıda öyle yapmıyorum. Sarıda beyaz olan rengimi yatırıyorum. Arka kısmından birleştirip yapıyorum. Bu şekilde zikzağımız oluşmuş oluyor. Yani modelimiz o şekilde ortaya çıkmış oluyor. Üç tane trabzanımızın üçünü de aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 2, 3. Her bir trabzanda çektiğim zincirlere batıyorum. Zincirlerin arasına batıyorum. Bir, iki, üç. Evet, sona geldim arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi burada da sadece bu sarı kaldı. Bu sarıya batıyorum.
zincirimin tepesine battım. 1, 2, 3, 4. Evet, gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı bile. Son bu sırayı da yapayım arkadaşlar, tam iyi bir şekilde anlaşılsın. Ondan sonra videomu sonlandırmak istiyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum sizi sıkmadan. Son sıramızı da yapalım. Beyazımızı burada bıraktık arkadaşlar. Yine geldik sarı ipimize. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. 3 defa ipimi doladım. Bakın, beyazı yatırmadan ilk önce bu ilk sıradakini yapmam lazım. 2, 3. Bunda bakın gördüğünüz gibi beyaza falan hiçbir şekilde batmıyorum. Normal bir şekilde trabzanlarımı yapmış oluyorum. Şimdi beyazımı öne doğru yatırıyorum. Burada sarılarım gözükmüş oluyor. Arkada da beyaz çektiğim zincirler gözükmüş oluyor. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. 3 defa doladım. Beyaza batıp arkadan beyazdan çıkarıp 3, 4 defa. Bakın. Evet, çocuklarımın da sesleri geliyor. Hemen acil bir şekilde bitirip bir, iki, üç. Bir, iki, üç defa doladım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Üç tane zincirimi çektim. Arkadaşlar, modelimiz bu şekilde devam ediyor. Gerçekten yapımı da çok zevkli giden bir model. Emin olun. Evet, bu sıramızı da bitirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çapraz görüntü oluşmaya başladı bile ikinci, üçüncü sırada. Bakın, hem arka tarafı çok güzel, hem de ön tarafı aynı şekilde kullanabileceğiniz bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Sarı ipim farklı bir ip. Dediğim gibi, ama beyaz ipim Nako Elite Baby'den kullandım. Çünkü dokusunu yani bilmek istedim. Ama gerçekten Nako Elite Baby'nin dokusu daha yumuşak. Tam bebeklere göre gerçekten çok hem yapılışı daha güzel, daha zevkli gidiyor, daha hızlı gidiyor. Bu ipin ise biraz daha sert gittiği için bence eğer bu modeli yapmak isterseniz Nako'nun Elite Baby'sini kullansanız daha iyi olur. Daha yumuşak bir doku elde etmiş olursunuz. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.
Beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Destek olabilirsiniz. İstediğiniz bir modelde olursa yorumlar kısmına söyleyebilirsiniz. Her türlü şekilde bulup anlatmaya çalışırım sizlere. Şimdiden beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.